İyi akşamlar diliyorum. Aralık ayı birinci birleşik bir ücretimiz var. Şöyle yeterli çoğunluğumuz vardır. Onun arkadaşlarımızın gerekçesi var mı? Osman Kabakçı, Özcan Şeker, Metin Baysar. Osman Kabakçı. Söyle söyle. Organizasyon yok. Kabreden eskiden. O yüzden de kabreden. Gündemimizin ikinci maddesi sinema salon ücretleri konusu. Evet. Konunun bilen birçok konusunun havalesini oranıza sunuyorum. Kabul eden, etmeye, oyuncu da kabul edilmiştir. Trafo yeri tahsisiyle ilgili konunun müzakeresi. İmar komisyonuna havalesini oranıza sunuyorum. Kabul eden, etmeye, oyuncu da kabul edilmiştir. Gündemimizin dördüncü maddesi. İlçemiz Karapınar 123 otobüs parçası ait 1/5000 ve 1000 ve 5000 Nazım İmar Planı konusu. Devam ediyor başkanım. Niye devam ediyor? Karayollarına ulaştırma falan. Aynen. Görüş bekleniyor. Görüş bekleniyor. Görüş bekleniyor. Tamam. Doğal gaz bölge istasyon izin talebi konusu. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, personelimiz, misafirlerimiz ve basınımız, komisyon raporunu okumadan önce hepinizi hürmetle selamlar. Komisyon raporu. Doğalgaz Bölge İstasyonu talebi Polatlı 02-12-2019. Belediye Meclis Başkanlığı'na Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 04-11-2019 tarihi ve E.11525 sayılı yazısıyla komisyona havale edilen Polatlı Doğalgaz Dağıtımı AŞ'nin 31.10.2019 tarihi ve 526 sayılı yazısıyla ilçemiz Şehitlik Mahallesi'nde bulunan tüketicilere doğalgaz arzı sağlayan altyapı şebekesinin mevcut kapasitesinin artırılması ihtiyacı doğduğunda doğalgaz arzı güvenliğinin sağlanmasını teminen 2 adet park alanının parkın kullanımını kısıtlamayacak şekilde köşe kısımlarına yola cepheli olarak 5 metrelik alana tesis edilecek parkın içerisinde doğal gaz hattı geçirmeyecek şekilde bölge istasyonu ayrılmasına yönelik gerekli izinlerin verilmesi talebine ilişkin konu incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda talep edilen alanlara ait ekli kuratıda belirtilen plan hükümlerindeki yollardan 5 metre çekme mesafesinin öngörülmesinin park alanlarının kullanımlarının kısıtlanmaması amacı ve ilgili kurumun tüm çevre güvenliği ve emniyet mesafe şartlarının sağlanması şartıyla ilgili regülatör istasyon alanlarında Gazi Mahallesi 7A'da 299 parseldeki park alanında peyzaj düzenlenmesinin olduğu ve yüce ölçüm olarak bu bölgedeki park ihtiyacını ancak karşıladığı hususları tespit edildiğinden doğalgaz bölge istasyonuna tahsisinin yapılmasının uygun olmayacağı, talep edilmiş olan Gazi Mahallesi 7A'da 299 parsel yerine 827 adanın batı kısmındaki park alanı ve Gazi Mahallesi 1589 adanın doğusunda park alanından ise yol hattı olarak ekli kurutukide belirtildiği şekliyle tahsis edilmesi uygun olacağını komisyonumuzca karar verilmiştir. Meclisin takdir ve tasdiklerine saygıyla sunarız. Komisyon üyeleri Cemal Uza, İsmail Bozdağ, Alaaddin Liman, Şah İsmail Tetkik. Arkadaşlar, görüşmek isteyen var mı? Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden, etmeyen oyuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Öte gündem dışı nerede? Gündem dışı birkaç konu var. Evet arkadaşlar, plan proje müdürlüğü ekibimiz Müslüm Hanım'ın trafo yeri tahsile ilgili bir yazısı var. Konunun gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden, etmeyen oyuyla kabul edilmiştir.
İmar Komisyonu havalesi oradan da sunuyorum. Kabul edemezsiniz. O yüzden kabul etmiştir. Yine ilçemiz Karapınar Mahallesi. Değil. Tamam. Başka konular da değil. Tamam. Nerede bunu bulamadık? Plan projelerinden imar plan değişikliği teklifiyle ilgili bir konu var. Nerdakit maddesi 143.8 numaralı parselin malikleri tarafından sunulan 2.12 tarihli dilekçelerinde parsele ait hazırlatılmış imar plan değişikliğinin onaylanmasını arz ederiz. Talep ederiz demişler. Bu konunun gündeme alınmasını önümüze sunuyoruz. Kabul eden etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir. Plan 3 imar komisyonu havalesi önümüze sunuyoruz. Kabul eden etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir. Taşınma satışı, belediye, inisiyatif belediyemize ait ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 268 ada 92 parselin üzerinde yer alan katlı otopark alanının zemin katında bulunan aşağıda bağımsız ürün numaraları belirtilen dükkanların satışının yapılabilmesi için 53.93 sayılı kanunun 18. maddesinin e-belediyesi yani gerekli izin verilmesini meclisin intikalini arz ederim demiş. Bilim Subaşı'nın bağımsız bölümler 1 nolu dükkan 1491 metre, 3 nolu dükkan 61.60 metre, 4 nolu dükkan 62.83 metre, 5 nolu dükkan 74.29 metre, 6 nolu dükkan 43.40 metre, 7 nolu dükkan 51.24 metre. Bunlar dürüstler arkadaşlar. Konunun gündem alınmasını öğrenci sunuyorum. Kabul edin etmeyen, o yüzden kabul edilmiştir. Konunun burada görüşülmesini öğrenci sunuyorum. Sayın Başkan Plan Bütçe Komisyonu'nun havalesini veriyorum. İkisini ayrı ayrı oylayın. Arkadaşlar, plan bütçe konusunun havalesini talep ediyor İhsan Bey. Unutuyorum bari. Rica ederim. İhsan Bey. Oylarınızı sunuyorum. Kabul eden etmeye. Oy çoklukla reddedilmiştir. Burada görüşmesi oylarınızı sunuyorum. Kabul eden etmeye. Oy çoklukla kabul edilmiştir. Müzakereyi açıyorum. Görüşülmek isteyen var mı? Oylarınızı sunuyorum. Bariyeden geldiği şekilde kabul eden etmeye. Oy çoklukla kabul edilmiştir. Evet, arkadaşlar gündemimiz sona erdi. Bilmem bir şey görüşmek, konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. Polatlı Meclisi'nin Aralık ayı 1. birleşiminin 1. oturumunda gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, seçildiğimden bu yana yaklaşık 9 ay geçti. Daha doğrusu seçildiğimizden bu yana. Bu zaman zarfında bazı meclis üyesi arkadaşlarım kürsüden konuşma yapmam konusunda pek istekte bulunuyorlardı. Ben de bugün sohbet kıvamında bir kısa konuşma yapmayı düşünüyordum. Ancak bir haftadır bir bardak suyu köpürterek fırtınalar estirmek isteyenler olunca konuşmamın içeriğini değiştirmek zorunda kaldım. Ayrıca İyi Parti İlçe Başkanı Sayın Mürsel Kömez'in özel isteği olunca konuşmam kaçınılmaz oldu. Sayın İlçe Başkanı gazeteye verdiği beyanatta AK Parti ve MHP'li meclis üyelerimiz ya Polatlı'da yaşamıyorlar
ya da Polatların halinden bir haberler. Su bir gerçek, suyun siyaseti olmaz. Meclis üyeleri gerekli açıklamayı yaparlar, zannedersem diyor. Evet, açıklamayı yapacağız Sayın Kömez. Ben itham edilen diğer meclis üyeleri, ben ve itham edilen diğer meclis üyeleri Ankara'da ya da başka bir şehirde yaşamıyoruz. Hepimiz bizzat Polatlı'da yaşıyoruz. Herkes gibi bizler de içme suyuna dair sıkıntıları biliyor ve herkes gibi bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Benim evimde bozulmayan cihaz kalmadı. Sanırım buradaki birçok insan bu sıkıntıları yaşıyor. Burada yaşayan her insan gibi biz de Polatlı'nın en önemli sorunu ne diye sorarsanız vereceğimiz cevap su olacaktır. Böyle bir durumda benim ya da diğer arkadaşlarım Polatlı'ya gelecek gelede suyunu engelleme gibi bir tavır içerisinde olacağımız düşünebilir mi? Bizler için temiz su gelmesini istemeyelim. Mantık kabul etmez bunu. Böyle mantıksız ithamlarla suyu kirletmeyelim. Sayın Başkanım, İYİ Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Adnan Bey bizleri yerel siyaseti, genel siyasete alet etmekle suçluyor. Ayrıca bizim için onlara sorduğunuzda görmedik, duymadık diyecekler şeklinde beyanlar bulunmuş. Bunlar gazete beyanları. Mansur Bey'in bu paranın büyük kısmını Polatlı için kullanacağını söylediği halde bunu reddettiler diyor. El insan. Mansur Bey bu sözleri talep oylama reddedildikten sonra söyledi. İnternetteki meclis kayıtlarında keserek bu sözlerini sanki oylamadan önce yapmış gibi göstermek için montajlayarak öne almışlar. Orada bulunan bir kişi olarak yanlış bilgilendirme yapmanızı kınıyorum. Doğruyu söylemenizi beklerdim. Siz bu tutumunuzla genel siyaseti yerel siyasete alet etmiş olmuyor musunuz? Ayrıca madem oylamadan önce Mansur Bey böyle bir konuşma yaptı, o arada yani oylamadan hemen önce niçin söz alıp konuşmadınız? Siz de mi suyun gelmesini istemiyorsunuz? Sayın Başkanım, canlılar için yaşamsal önem olan suyun siyaseti olmaz. Bizler de gelinen bu noktadan rahatsızız. Bir haftadır yazılı basında ve sosyal medyada AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri Polatlı'ya temiz su gelmesini istemiyorlar algısının köpürtülerek kamuoyuna sunulması doğru bir hareket tarzı olmamıştır. Bizleri Polatlı halkıyla karşı karşıya getirmek isteyenler bunda başarılı olamayacaklardır. Bu kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Ben bunca söylenen sözlerin arasında dürüst ve samimi bir yaklaşım sergilediği için CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Selami Ovacık Bey'e teşekkür ediyorum. Gazeteye verdiği beyanatında ne diyor Selami Bey? 24 Kasım günü son toplantıydı. O gün ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 350 milyon TL'lik borçlanması gündeme geldi. Bütçe Plan Komisyonu'ndan oy birliğiyle geçmişti zaten. Aynen ifadesini söylüyorum. Belediye Meclis Salonu'nda son anda bir AK Parti Meclis Üyesi önergesi kabul edilerek borçlanma yetkisini kabul eden komisyon raporu devre dışı bırakılarak iptal edildi. Doğru mu? Ne diyor Selami Bey? Son anda diyor. Sayın Başkanım, bu olay birkaç dakika içerisinde gelişen spontane bir durumdur. Borçlanmaya ilişkin başkanlık yazısında ve komisyon raporunda genel bir borçlanma talebi olup spesifik olarak ne Gölbaşı ne de Polatlı belirtilmemiştir. Ayrıca yine iddia ediyorum, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş oylamayı bitirdikten sonra talep edilen borçlanmanın Gölbaşı ve Polatlı'yı da kapsadığını ifade etmiştir. Ayrıca biz elimizi kolumuzu kaldırıp oy kullanmadık. Bu gerçeklerin herkes tarafından bilinmesini isterim. Bunun yanı sıra bir de eski bir belediye başkanı var. Eski deyince yanlış anlaşılmasın. Eskinin eskisi. Tabirim yanlış olmadı sanırım. Bu beyefendi sosyal medya hesabından bu üyelerin isimlerini yayınlayalım diyor. İşin aslını astarını öğrenmeden kendince bir linç kampanyası başlatıyor. Bizi hedef gösterirken ne düşünüyordu çok merak ediyorum. Yazık, çok yazık. Eski bir belediye başkanına bunu hiç yakıştıramadım. Bütün bunların yanı sıra yerel basına da teessüf ediyorum. Lütfen mürekkebi sağa sola damlatmayın. Zira mürekkep lekesi kolay çıkmaz. Sayın Başkanım, biz ne olduğumuzu ve ne olmadığımızı biliyoruz.
2024 yılına kadar bizi seçen Ankara ve Polatlı halkına hizmet edeceğiz. Buna da çapı ve ufku yeterli olmayan kişiler engel olamayacaktır. Polatlı en güzel hizmetleri almış, geçtiğimiz 5 yılda almıştır ve almaya devam edecektir. Bu vesileyle kültür ve sanata verdiğiniz öneme atfen düzenlemiş olduğunuz tiyatro festivali nedeniyle şahsınıza şükranlarımı sunuyorum. Saygılar bunlar. Herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sizin başka var mı? Yüksek beklenti var, ben de konuşacaklar. Yükselme süreleri var, onlar da var. Arkadaşlar tabii ben de konuya dair kısa bir açıklama yapmak isterim. Malumunuz son bir haftadır Polatlı'da ASİ'nin borçlanma talebinde ilk açıklan karar tartışılıyor. Konuya hangi açıdan bakarsa baksınlar, bütün eleştirilere saygı duyuyoruz. Hakarete varmadığı müddetçe. Tabii bu şehrin bir numaralı sorunu su sorunudur. Bu şehrin bir numaralı sorunu trafik sorunudur. Altyapı sorunudur, yollardır. Bunların da trafiktir. Trafiktir tabii ki. Dikkat ederseniz bunların tamamının sorunu olan da Büyükşehir Belediyesi'dir. İnşallah ben önümüzdeki süreçte, önümüzdeki bu dönem içerisinde seçim sattığım haline kadar bunların hepsinin çözüleceği kanaatini taşıyoruz. İnşallah buna da mutluluk duyacağız. Tabii Mehmet Bey de ifade etti. Kullandığımız suyun kalitesi belli. Yıllar önce getirilmiş bir su var. Arıtılamayan bir su var. Çok sert bir su var. Bunu hiç kimsenin içmediğini biliyoruz. Evlerimizdeki elektronik cihazlara zarar verdiğini de biliyoruz. Yeni suya ihtiyacı vardı. Ve geçen dönem ilk defa konuyu, yani Ankara'nın suyunun Polatlı'ya getirilmesi konusunu gündeme biz taşıdık. O günkü belediye müdürü arkadaşlarımızın önergesiyle Ankara suyunun Polatlı'ya gelmesine dair bir görüşümüz oldu. Bunu gündem yaptık. Ve seçim arifesinde de bütün Büyükşehir Belediyesi adayları aynı şekilde konuşarak içilebilir bir su getirmeyi vaat ettiler. Ve buna dair de sözler vermiş oldular. Tabii Ankara'nın suyuna baktığımızda Polatlı %2'ye falan tekabül eder ki biz hiçbir rakam hiçbir şey ifade etmez. Yani Ankara Polatlı'yı su açısından geniş geniş besleyebilir. Bunu da bilmesini isterim. Tabii ben hem bu vaatlerin takipçisi olmak hem de içilebilir su için çaba göstermek açısından üzerime düşen her türlü sorumluluğu yapıyorum. Yapmaya gerek gösteriyorum. İnşallah bunu yapacağım. Bunu bilmesini isterim. Belediyelerin hizmet yapabilmeleri için ya mevcut kaynaklarını doğru kullanmaları ya yeni kaynak üretmeleri gerekir. Aslında ikisini birine yapmaları gerekir. Hem mevcut kaynak doğru kullanmaları lazım hem de kaynak üretmeleri lazım. Nedir bu kaynaklar? İşte belediyenin İlbank payları. Çok sıkça konuştuk bunu. Geçen 8 adet konuştuk zaten. Vergiler, harçlar, gayrimenkulden elde edilen kira ve satış gelirleri ve borçlanma. Borçlanma da bir enstrüman. Belediye başkanlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda başvurduğu bir yöntem. Tabii ki borçlanabilmek ve sürdürülebilir bir borç yapısıyla borç ödemek önemli. Ama borçlanmaya yetki alınamadığı zaman da işte borçlandık, talep ettik, vermediler. Ne yapalım? Hizmet edemeyiz. Demek de doğru olmaz. Ben 2 yıldır bir dönemde belediye başkanlığı yapıyorum. Geçen dönemin başında zaten benzer şeylerle karşılaştık. Benim de borçlama taleplerim geri döndü. Benim de satış kararlarım var verildi. Ama daha sonraki süreçte mazeret üretmeksizin borçlanamadık ama hizmet edemeyecek bir durum gibisinden hizmetlerimizi tek tek yerine getirdik. Allah'ın izniyle verdiğimiz bütün sözleri de tutmuş oldum. Zaten Sayın Başkan da sözünün sonunda borçlanma yetkisi verilmese de bu suyu getireceğim. Yani bu önemli bir gelişme Polat açısından. Olaya buradan bakmak lazım, buradan bakabilmek lazım. Yani işte su gelmeyecek, Polat da bu suya mahkum olacak gibi algı oluşturmaya çalışmak tamam, siyasi bir hesap olur. Tabii ki ben muhalefetin bunu siyasi bir malzeme yapmasından anlayabilirim. İyi malzeme geçmiş sürelerine bunu köpürteceklerdir ve köpürtmüşlerdir. Ben yoktum ama bir hafta içerisinde geldiğim anladığım kadarıyla bunu da görmüş oldum.
Yani her borçlanmaya onay vermemiş olmak demek, o hizmetin yapılmasını engellemek anlamını taşımak. Kaldı ki Mehmet Bey yine kendisi izah etti. İşte Plan Bütçe Komisyonu'nda konu o bildiği geçiyor. Ama bu raporda bu borçlanmanın, bu miktarın nerede kullanacağına dair bir ibare yok. Konunun aciliyeti var ama yani. Hayır, raporda evet. Var, komisyon raporunda var. İstersen de onunla ilgili bilgi verebilirim başkanım. Burada. Yani demek istediğim şu, burada bir borçlama talebi var ama özellikle Polat'ın işbirliğiyle alakalı bir borçlama talebinden bahsedilmiyor. O doğru, komisyon raporu geçmiyor. Tabii, komisyon raporu da bunu kabul etmiş zaten. Yani burada bu salondaki herkes, bu şehirdeki herkes düşünüyorum, bir kişi bile istemez ki bu su gelmesin diyebilir mi? Çıkar mı çıkmaz. Ama burada anladığım kadarıyla siyasi bir takım mülahazalarla gelişen meclis oturumunda bir karar alınmış. Bu da işte bir hafta gündemimizi işgal ediyor. Tabii ben yurt içinde özel bir işimden dolayı yurt içindeydim. Dolayısıyla bu Büyükşehir Belediye Meclisi bu ay 3 ayı son 3-4 toplantıya iştirak edemedim. Katılamadım zaten. Ve burada bu karar reddedilmiş. Keşke edilmeseydi. Çok net söylüyorum. Keşke edilmeseydi, keşke bu malzeme verilmeseydi. Şahsen tabii ki orada olmadığım için bir şey söyleyemem ama orada olsaydım, evet verilmesi noktasında, borçlanmaya yetki verilmesi noktasında bütün grupları, bütün grup başkanlarını ikna etmeye çalışırdım. Çünkü bizim bildiğimiz kadarıyla grup Plan Bütçe Komisyonu zaten bunu kabul etmiş ve gelmiş. Biliyorsunuz ki Büyükşehir Meclislerinde bu tür konular böyle günlerce, aylarca, saatlerce müzakere edilemiyor. Komisyon raporları geldiği gibi şeyler oluyor. Bu tür komisyon raporu lafına oynamalarda çok sıkça yapılan bir iş değil. Yani keşke orada bu şekilde evet denseydi, bu hak verilseydi. Ben şahsen bunu özellikle belirtmek isterim. Tabii arkadaşlar, kıymetli hemşerilerim. Belediye meclis kararları nihai kararlar değildir. Belediye meclisi aldığı kararı bir başka meclis oturumunda değiştirebilir. Dolayısıyla ben önümüzdeki günlerde bu konuyu sayın bütün partilerin grup başkan vekilleriyle hasreten görüşeceğimi özellikle burada belirtmek istiyorum. Ha sonuç ne çıkar bilemem. Ama burada spontan gelişen bir hasrede özellikle sosyal medya üzerinden bir algı operasyonuyla insanları linç ettirmeye çalışmak hiç doğru bir yöntem değil. Tabii bizim hepimizin, herkesin, iktidar ve muhalefet grubunun burada ve Ankara'da olmasının tek sebebi vardır. Bu şehre hizmet etmektir. Dolayısıyla bu şehre hizmet etmek bizim öncelikli görevimizdir. Bizim bağlı sebebimiz de hemşehrilerdir. Onlar olmasa temiz olmayız. Bunu böyle değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Tabii Büyükşehir Yasası malumunuz birçok yük getirdi Büyükşehir Belediyelerine, ilçe belediyelerinin yetkilerini aldı. Şimdi isim vermek doğru olmaz ama küçük ilçeler için Büyükşehir Belediyesi'ne yük oldukları söylenebilir. Ama Polatlı Belediyesi, Polatlı üzerinde konuşursak, Polatlı'nın imkanları, kaynakları, ödemiş olduğu harçlar, vergiler, su paraları vesaire bizim Büyükşehir Belediyesi'nin yük olmadığımızı gösteriyor. Değerli arkadaşlar. Yani hizmet sadece borçlanarak yapılamaz, yapılmaz. Bizden elde edilen kaynaklar Polat için harcanırsa ben bunun suyun çok da uzun olmadan, uzun sürmeden geleceğini şahsen düşünüyorum. Gelelim Polatlı'ya. Tabii malumunuz biz de dönemin başında borçlama talep etmiştik. Hatırlar mısınız? Özellikle CHP arkadaşlarımız, İYİ Parti arkadaşlarımız uygulamalar lazım. Peki siz ne demiştiniz? Ne yapmıştınız? Evet. O gün biz oy çokluğuyla yetkimizi almıştık. 13 milyonluk bir borçlama yetkisi almıştık. Bunun 9'unu kullandık, 4'ünü kullanmadık. İhtiyacımız yoktu. Kullanmadık. Dolayısıyla daha sonra tarih tarihleri çıkardım burada var elinde. Kaynak ödeyeceğiz, hizmet edeceğiz. Arsa satışlarına ilgili bakıştık. Rehberimiz. Yani siz buraya kararlarıyla borçlanmaya hayır vererek
Polat hizmeti engellemek mi istediniz? Böyle mi düşünüyorsun? Böyle mi demek lazım? Biz de böyle mi diyelim? Aynı şey değil. Nasıl? Aynı şey değil. Aynı şey o. Abla çıkar cevap veresin güzel kardeşim. Aynı bak şey ben, benimle polemiğe girme. Çık ben, orada konuş güzel kardeşim. Ben bir seyredeyim videolar da yarın gerekirse cevabı veririm. Şimdi aynı şey değil, aynı şey değil. Yani Polat güzel kardeşim, ben Arkadaşlar dinle bir soru okuyun. Ben bitireyim abi. Yani kendi net derece ha ben diyorum ki bu yanlış karar diyorum. Yanlış zaten yani. Ben diyorum ama sen hala verdiğin kararı iddia ediyorsun, doğru mu iddia ediyorsun? Yani sen reddedince iyi, başkaları reddedince kötü. Böyle bir anlayış olabilir mi? Aslında bu yetki meclis kararına yasal olarak verilmiş bir yetki. Meclis kararını al, bunu uygula diyor. Eğer kaynaklar doğru düzgün yerde kullanılıyorsa, harcanıyorsa, borçlanmaya, mantıf konularla ilgili harcamalar şeffaf yapılabiliyorsa, bırakın borçlansın, borç yiyen kesesinden yer. Ödeyecek ilgili belediye başkanı. Az önce satış getirdim. Bilerek bugün oynadım. Ha, bilerek yaptım bunu. Çünkü nereye sattığınızı ben öğrenmeyeyim diye yaptım. Aslında kasıt değil, bilerek yaptım. Niye kasıt değil efendim? Bilerek yaptım. Aslında plan bütçe konusunda havale edilebilir miydi? Edilebilirdi. Edilmeyebilir mi? Edilmeyebilir. Tavrınızı ölçmelisin. Değişen bir şey var mı? Diye. Ama görüp siz de aynı durduğunuzda duruyorsunuz. İstemezlik diye hamle yapıyorsunuz. Yani bu konuda bir atasözü var ya. Kendine dibin kara. Söz hakkı doğdu. Onun için söz hakkı kullanacağım. Hak kullanabilirsin. Tamam. Onun için kendine dibin kara lafını burada cuk diye oturduğunu düşünüyorum. Tabii şunu arkadaşlar görüyorum ki muhalefet kanadının aslında çok mutlu olduğunu görüyorum. Sevindiklerini gözlemleyebiliyorum. Ciddi bir malzeme bulduk. Bunu kullanalım. Köpürtelim. Vatandaşı engelliyorlar. Su gelmesin diyorlar. Filan gibi bir kaygıyla. Dediğim gibi ben bunun inşallah tartışı olacağım. Keşke bu karar alınmasaydı ve size bu malzeme verilmemiş olsaydı. Hani bir tabir vardır, mal bulmuş, mali gibi diye. Bir iştiyakla sarılmış, 3-4 günlük gazeteler, sosyal medyalar, yani hedef gösterilen insanları, gizli tehditler, gizli hakaretler, bunlar bizim üslubumuz olmamalı. Bizim siyasetimizin dili olmamalı. Tabii ki saygı duyuyor, eleştirilerini tabii kullanacaksınız bunu, buna saygı duyuyor. Tabii ki yanlış diyeceksiniz. Saygı duyuyorum. Ama bunun kıvamını iyi ayarlanması lazım geldiğini düşünüyorum. Tabii şunu da söyleyeyim. Herkes rahat olsun. Bu saatten sonra bu su gelir. Gelecek de. Tabii gelir. Gelir bu su. Gelecek. Hiç kimse bu suyu kendi imkanıyla getirmeyecek. Bizim kaynak. Nasıl ben bu şehre yapmış olduğum hizmetleri, o büyük büyük projeleri kendi kesenden yapmalıysa Büyükşehir Belediyesi de bu suyu Polatlı'nın kaynakları tekrar Polatlı'ya getirecek. Onun için halkımız müsterih olmalı. Bu konu gündemden düşmeli. Ama dediğim gibi ben önümüzdeki günlerde bu konuda özellikle bu mimaride girişimde bulunacağım arkadaşlar. Bunu da buradan bütün kamuoyuyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki öncelikli sorunumuz suyu kabul ediyorum. Ama başka sorunlarımız da var. Ben özellikle büyükşehirde iktidar olan belediye meclisleri için bunu da tartışma olmalı isterim şahsen. Mesela hangi konulara takipçisiniz? Hangi konularda önerge veriyorsunuz? Neyi yaptınız bugüne kadar? Bunları merak ediyorum şahsen. Sadece su değil, yollarda sorun işte, trafikte sorun, otoparkta sorun değil mi? Bunların çözmesi gereken de Büyükşehir Belediyesi. Bununla ilgili bir girişimde bulunmak da lazımdır diye düşünüyorum. Keşke siz orada söz alaydınız. Spontane arkadaşlarımız olayı kavrayamamış belki o an için. Söz alaydınız ve orada çıkıp konuşaydınız. Arkadaşlar bu yanlış karar da değil. Niye demediniz? Arkadaşlar Büyükşehir'de misin? Neden demediniz mi yani? Yani hem susup onun sonra gelip kulağı tevhara etmenin anlamı var mı? Suçlu bizim olduk başkanım. Abi ben seni suçlamadım. Ben soru sordum. Keşke bunu yapsaydınız dedim. Yani. Başkanımız konuştu bizim yani. Asıl başkanımız konuştu tabii, başkan. Tabii, başkan aynen. Üzerine konuşmak şey olmaz, şık olmaz diye ha. Konuşmadık. Yani mecliste gelmek arkadaşlar, Adnan'cığım kalk konuş, lütfen. Yerinden. Konuşur mu başkanım? Zaten şart değil mi? Kalk, konuş. Evet arkadaşlar, konuşmak isteyen var mı? Ne?
Az önce sorun mu alın? Değilsen boş verin. Ama şimdi söz düştü. Evet. Sayın Başkan. Polatlı Belediyesi'nin de değerli meclis üyeleri, çok değerli çalışanları, bürokratları, Polatlı basınının değerli temsilcileri, hepinize en içten duygularımla, saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, son bir haftadır bu konudan özellikle uzak durdum. Çünkü şu an Polatlı Belediye Meclisi'ndeki arkadaşlarımızdan, başkanımız dahil, Polatlı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 7 üyemiz var. O nedenle pek bu konuya girmek değildi amacım. Zaten söz alışmanın sebebi de bu değil. Ama söz almışken ben de Sayın Güçöz'e bir teessüfte bulunayım. Konuşmalarında herkese teessüflerde bulundum. Eskisinin eskisi diye küçültmeye çalıştığınız, hizmetlerini yok saymaya çalıştığınız Sayın Eski Belediye Başkanı sosyal medya sayfasından bu isimleri açıklayalım, ifşa edelim demişse yanlış yapmıştır. Siz yanlışın üzerine yanlışla gidiyorsunuz Mehmet Bey. Bu şehrin 28 tane belediye başkanı oldu. Mürsel Bey de 29.sü. O eskisini eskisi diye küçültmeye çalıştığınız Sayın Belediye Başkanı da bu şehre emeği olmuştur. Allah sağlıklı uzun ömür versin yaşayanlara da, diğer belediye başkanlarına da, ölmüşlere de Allah rahmet etsin. Şimdi konu bugün çözüldü aslında. Mehmet Bey çıktı, açıklamalarını yaptı. Biz de burada belediye meclis üyesiyiz. Nasıl Sayın Demin Başkan komisyonda görüşme izni tanımadan bize geçirdi, bu konuyu geçirdi burada. Aynı ona benziyor. Belli ki Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de arkadaşlarımız konuyu kavrayamamış. Kavramaları da mümkün değil. Komisyonda evet gelmiş zaten. Senin Sayın Başkan ifade etti, dedi ki en büyük hatamız özellikle Cumhur İttifakı'na mensup Büyükşehir Meclis üyesi arkadaşlarımın hatası. Çıkıp söylesenize kardeşim, biz konunun bu olduğunu bilmiyorduk. Oyumuzu çekiyoruz. Nasıl orada AK Partili üye komisyon raporunun reddi yönünde oy kullanması diye oy alıyor, söz alıyor. Siz de deseydiniz ki oylarımızı geri çekiyoruz. Konunun bundan ilgili olduğundan haberimiz yoktu. Aslında konu açık. Bir teessüfüm de benim. Bugün teessüfler günü Zekai Bey'e. Değerli arkadaşlarım, konu açık. Aslında konuda bir yanlış anlaşılma da yok. O arkadaşlarımızın niyeti de kötü değil elbette. Ama Zekai Bey dikkatinizden kaçtı mı bilmiyorum. Bir internet haber sitesine yaptığı açıklamada verdiği oyu savunuyor arkadaşlar. Bunu niye konuşmuyorsunuz? Söyleyeyim başkanım. Yani dese ki arkadaş konuyu algılayamadık, olur insanız, konuyu çözemedik, özümseyemedik, çok normal. Hadi orada demediniz, Polatlı'ya gelir gelmez neden tuhaf bir şekilde açıklama yaparak oyda kullandığınız yanlış oyu savunmaya kalktınız? Bunun cevabını vermelisiniz. Açıklama değil de. Vermelisiniz. Zaten ben bu yanlış anlaşılma olmasaydı şu an kürsüde diyecektim ki Cumhur İttifakı'na mensup Büyükşehir Meclis üyeleri gelsin buraya, özür dilesin bu kürsüye. Yetmez, istifa etsin, istifa orada kurulmaz artık. Ama belli ki bir yanlış var. Neden sosyal medya hesabınızdan kullandığınız oyu savunmaya kalktınız? Şehirde bu meselenin 3-4 gün daha fazla tartışılmasının müsebbibi sizsiniz. Bu konuda da açıklama yapmak durumundasınız. Aceleyle yanlış açıklamayı da yapan sizsiniz. Açıklama yapacağız başkanım. Tamam. Yani konu bu. Bu konunun uzamasının müsebbibi sizsiniz. Çıkıp arkadaş yanlış yaptık deseydiniz, ortada bir şey yok ki, insanız, hepimiz yanlış yaparız. Değerli arkadaşlar, bu konu hakkındaki düşüncelerimi ifade ettikten sonra asıl söz alışımın sebebini açıklayayım size. Aslında Sayın Başkan'a teşekkür ederim. Bugüne ne kadar böyle canlı canlı değil mi? Bütün Polatlı bizi izliyor, hatta bütün Türkiye izliyor. Bütün hazırlıklar yapılmış, mevziler tutulmuş. İnşallah bu canlı yayınlarımız bundan sonra da devam eder bütün meclis toplantılarında. Sayın Başkan, işte bu borçlanmaya evet verilmesi filan kafa karışıklığı yalıtarak bizim 8 aydır Polatlı Belediye Meclisi'nde kullandığımız bazı oylarla ilgili konuyu eşleştirerek demek ki böyle olabiliyormuşa getirdi konuyu. Bakın değerli arkadaşlar, mızrakçı ola sığmaz. Rakamlar ortada. Sayın Yıldız Kaya, Sayın Yakup Çelik'ten belediye 29 trilyon borç aldı. 65 trilyon. 2018 sonunda kesin hesabında gördük ki Polatlı Belediyesi'nin borcu 80 trilyon olmuş. 13'te gelir gelmez yine komisyona yollamadan, çok ilginç, şimdi sizi test ediyorum ya, değil. Konuyu
meclisin tartışmasından, komisyonda görüşülmesinden engelleyerek, yüzünü örterek, alalayarak, hadi burada oylayıverelim. Komisyona gitse ne var Sayın Başkanım, komisyonda görüşelim, demin sattınız, nereye sattığınızı bilmenizin Polatlı'da kime ne zararı var? Bilsek olmuyor muydu nereye satıldığını? Niye konuşmadınız? Uzaklayamadın, müzakere açtın. Biz konuşuyorduk. Niye konuşmadın? Şimdi konuşuyor. Onu bitti, ondan sonra konuşuyorsunuz. Mahkemeye konuştum. Ben dedim ki, müzakere açtım. Bakın. Görüşmek isteyen var dedim, yok dediniz. Bakın, soru şu. Komisyon zaten sinema ücretlerini belli etmek üzere toplanacak. Şu hassasiyette olsaydınız plan bütçe komisyonu toplanmayacak. Gerek yok burada oylayalım diye. Komisyon toplanacak zaten. Bırakın nereyi sattığınızı komisyonda bakalım. Bir belediye başkanının en çok istediği şey bütün kararların ittifakla geçmesidir. Belki satılması doğal yerlerdir. Ben de evet derdim. İttifakla geçer bu konu. Konuyu niye plan bütçe komisyonuna yollamadan buradan geçiriyorsunuz? Soru bu. Şimdi değerli arkadaşlarım, Polatlı Belediyesi'nin borcu o verdiğimiz 13 trilyonla birlikte, iznini verdiğimiz 13 trilyonla birlikte 93 trilyondur. Ödenenler niye saymıyorsun? Ödenenleri kesin hesapta görürüz içerisinde ödenenler varsa. Sattı mı? Bakın. Konuyu sattı mı? Benim demek istediğim... Yanlış rakamlarla kamuoyunu speküle etmeyiz. Valla kamuoyunun speküle edildiğine kamuoyu karar verir. Konuyu kim speküle ediyor? Sayın Başkan mı ediyor? İnsan şıracı mı ediyor? Rakamlar da doğru konuşuyor. Şimdi... Bir taraftan da arsa satışları devam ediyor. Sayın Başkan onu da dedi değil mi? Ya diyorum ki bakın, sizin kendi faaliyet raporlarınızda 2015'in 27. sayfasında, ya sayfa veriyorum ya, 25 trilyon 844 milyarlara arsa satmışsınız. 2016 40. sayfada 21 trilyon, 2017 37. sayfada 42 trilyon, 2018 37 trilyon. Ben de 2014'ün faaliyet raporu yok. 20 trilyonu da oraya koyuyorum Sayın Başkan. Devri iktidarınızda Polatlı Belediyesi 150 trilyonluk arsa satmış ya. 50 trilyon da borçlanmış. 50 trilyon da borçlanmış. Evet. Şimdi ne olmuş onlar? Şimdi anlatıyorum, izin verirseniz anlatacağım. Oraya geliyorum şimdi. Şimdi bir taraftan da değerli arkadaşlarım, 2017'nin sonunda 12,5 trilyon olan Polatlı Belediyesi'nin bütçe açığı 2018 sonunda 25 trilyona çıkmış. Bu kadar arsa satışı ve borçlanmaya rağmen belediyenin bütçe açığı büyüyerek devam ediyor. Bak işte asıl soruyu soruyorum. Bütün kamuoyunun gündemi lütfen burada olsun. Şimdi Sayın Başkan'a belediyeler borçlanabilir filan dedi ya. Bakın bugünlerde Türkiye'deki bütün belediyeler 200 günde şunları yaptım diye açıklamalar yapıyor değil mi? Sayın Başkan da yapsın. Polatlı Belediyesi ikinci döneminde 200. gününü doldurdu. Desin ki ben de şunları yaptım. Öyle bir açıklamayı yapsak. Yıl sonunda zaten yapacaksınız. Faaliyet raporu zorundasınız. Onu yapmak zorundasınız. Şimdi hep ironilerden gidiyoruz ya. Sayın Zekai Bey'e de bir ironim şu. Polatlı Belediyesi'nde bütün arsa satışlarına borçlanma alırlar. İki elinizle evet diyorsunuz. Hani başkan ironiden bahsediyor ya. Büyükşehir'e gidince aklınıza şu geliyor. Madem 372 trilyonunuz var, niye 350 trilyon kredi kullanıyorsunuz? Lütfen aynı hassasiyeti Polatlı Belediyesi'nde de devam ettirmenizi rica ederim. Niye orada evet? Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, Zekai Bey, ben de sizi dinleyeceğim. Bakın, asıl soruyu soruyorum. Şimdi belediye durmadan arsa satıyor. Edinimlerinden oluyor. Bir taraftan da borçlanıyor. Bakın karşılığında ne oldu? Ne oluyor karşılığında? Şimdi 2019 yılında belediye 13 trilyon ekstra borçlandı. 25-30 trilyonluk yine arsa sattı da ne oldu? Polatlı Belediye binası mı bitti? Sayın Başkan, Polatlı Belediyesi binası ne oldu? Müteahhit kaçtı. Sayın Başkan, Gençlik Merkezi ne oldu? Müteahhit kaçtı. Kültür Merkezi ne oldu Şehitlik'teki? Müteahhit kaçtı. Şimdi şunu söylüyorum. Borçlanılmaya arsa satışlarına devam edebiliyor. Mansur Başkan'ın istediği yatırım için istiyor borçlanmayı. Biz sürekli borçlanarak, arsa satarak hiçbir şey yok. Ben 92 yılında askerliğimi bitirdim, Polatlı'ya geldim. Rahmetli Fikret abiydi belediye başkanı. O dönemi hatırlamıyorum. Sayın Orhan Şahinli'den bu tarafa bütün belediye başkanlarını izliyorum. 25 sene olmuş. Değerli arkadaşlarım, ben 2019 yılı kadar Polatlı Belediyesi'nin boş geçirdiği bir yıl hiç hatırlamıyorum. İnanın hiç hatırlamıyorum. Salonda bulunan arkadaşlarımdan biri bana çıksın desin ki İhsan Şıracı haksızlık ediyorsun. Polatlı Belediyesi 13 trilyon borçlandı da şunu yap desin bana, ben dedim ki ya orada para kullanılmış. Bakın arkadaşlar, soruyu tekrarlıyorum. Borçlanıyoruz, arsa satmaya devam ediyoruz. Karşılığında bir şey yok. Ne oluyor biliyor musunuz?
İlk 5 yılki yanlış yönetimin sonucunda aşırı şişmiş cari masraflar. Ya 2018'in sonunda böyle bir şey olur mu? 17 trilyon lira piyasaya esnafa belediyenin borcu var. Fatura kabul edilmiş. Kardeşim sana borcumuz var denilmiş. Ama paramız yok. Şimdi ödeyemiyoruz. Kime başkan o 13 trilyon krediyi kullanıyor. O borçları ödüyor ve aşırı şişkin cari masraflarını karşılıyor. Soruyu son kez sorarak konuşmamı tamamlıyorum. Bu kadar borçlanıyoruz ve arsa satıyoruzsa 2019'da Polatlı Belediyesi ne yaptı? Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize en içten duygularımı, saygılarımı, sevgilerimi sunarım. İyi akşamlar. Yani yine bir bozuk plak dinledik. Aynı şeyler. Sıkılmadan. Aynı cümleler. Her sefer. Ya buna gel. Kardeşim her belediye satış yapıyor. Bizim sattığımız arsalarımızın tamamı, bütçemizin %20'si değil ya. Bakanlara verdim. 5 yıl için sordunuz, tek tek izah ettim. Köy köy bakan verdi. Isıtır ısıtır geri getirdi. Otoparkı bitirdik Allah'ın izniyle. Tek başına 6 milyon. Kır diyor sana bitirdik. Tek başına 6 milyon. Tek başına 6 milyon bunlar. Artı bu şehrin rutin hizmetleri var. Bu şehrin temizliği var, parkı var, bahçesi var. Personel giderleri var. Bunları niye görmüyorsunuz? Yapılan parklar var. Sizin yapmadığınız, bizim yaptığımız yollar var. Cama yaptığımız yerler var, sizin yerleriniz. Niye bunları konuşmuyorsunuz? Şehrin etrafı çukur, niye bunu konuşmuyorsunuz? Niye buna girişimde bulunmuyorsunuz? Aynı şeyleri dönüp dönüp geçiniyorsunuz. Yani bizim borçluluğumuz var. Çok boş verildi. Bir Polatlı Belediyesi. Bizim ölçeğimizdeki illerin ve ilçelerin borcu 200 milyondan fazla. Bu ortada realite gözüküyor. Ve inşallah bu sene sonu ki borçlanmayı göreceksiniz. Geçen sene daha zor olacak. Göreceksiniz. Bir ay kaldı. Bir ay kaldı. Bu seneki borcumuz daha zor olacak. Yani ben ne dedim az önce? Borçlanmak bir enstrümandır. Ödeyebiliyorsak. Yani ödeyemeyip kapımı daracak mı gelmişiz? O yetimden alacağı var diyor. E var. Ödüyoruz borcumuzu. Burası yaşayan bir şehir. Her gün yeni şeyler oluyor. SSKB'den değil mi? Ödeniyor tabii ki. 2018. Ödeniyor tabii ki. Hepsi ödeniyor. Yani kim bize alacağı alamamış? Bir tane gösterin. Yani belediye binası diyor ki dedi. Ya müteahhit yapamamış. Biz ses etmişiz. Yasal süreç devam ediyor. Ne yapmamı bekliyorsun? Ne demem gerekiyor? Alanı bulamamış. Girmiş işe. Taahhütlerini vermiş. Yapamamış. Ülkede bir kriz var demiş. Maliyetlerimiz arttı demiş. Bunda ben mi arttırdım maliyetleri? İnşallah yasal süreç bütün ihalesini yapacağız. Bitireceğiz zaten bunları. Biz neyi yarım bıraktık? Yani daha doğrusu yine söylüyorum. Hani dedin ya 2019'da bir şey yapalım filan dedin. Geçmiş döneme biraz şüktün. Benim yaptıklarım zekatı sizin döneminizi ikiye katlarlar. Tabii ki öyle. O koku bitmiyor. Açın mültenlerimizi bakın. Hepsi gerçek. Yapılanları görmek körlüktür ya. Böyle politik olur mu? Yapılanı göreceksiniz. Halk görüyor zaten sen görmesen. Ama her seferinde bunu getiriyorsun. Basının önünde bir şekilde işte şov yapıyor, laf diyor vesaire. Canlı yani ben getirmedim bugün. Sen getirdin. Talep ettin ya. Sen talep etmedin mi? Canlı yapalım yani önergeyi verirsen değil misin? Konuşunca siz şov yapıyor olmuyorsunuz. Ben cevap verince şov mu oluyor? Siz ya. Canlı yani siz sağladınız. Ya önergeyi sen verdin. İşte kamerayı görünce başlıyorsun konuşmaya. Siz dakika görüyorum konuşmamıyorsunuz. Siz konuşurken kameralar kapanıyor mu? Evet. Evet. Arkadaşlar konunun nihayeti bu. Başka soru almak istemiyor mu? Buyurun. Biz de konuşalım. Sayın Başkanım, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım. Öncelikle ASKİ konusunda borçlanma ile ilgili zaten konuşma yapıldı. Zaten olay son anda gelişti. Hani o nedenle bu şekilde noktalandı. Bu konuda ben bir duygularımı sizinle paylaşmak istedim. Hani burada hedef gösterilmekten
Tabii ki hiçbirimizin Polatlı adına suyun gelmemesi gibi bir düşüncesi zaten olamaz. Böyle bir şey düşünülemez. Sonra sanki Büyükşehir Meclis Üyesi olarak hiç çalışmıyormuş algısının yaratılmasını da ben çok üzgün olduğumu bunu ifade etmek istiyorum. Nitekim bizim Büyükşehir'e ait olan üniversite yolu üzerinde bizim çalışmalarımız oldu. Burada CHP meclis üyesi arkadaşımız var, Büyükşehir meclis üyesi Selami arkadaşımızla birlikte biz oraya nizamiye yapılmasıyla ilgili çalışmaları devam ettiriyoruz. Onun dışında Ven Lisesi'nin kanalizasyon sorunu var. Bu da büyük sorunun, Büyükşehir'in sorunu. Yani hani o spontane gelişip çok ani olan bir olayın sonucunda hani bu kadar da olmamalı diye ben düşünüyorum. Hepimizin çalışma gayretleri var. Niye seçildi? Polatlı'ya hizmet için seçildi. Ama biliyor işte Büyükşehir'deki arkadaşlarımız da biliyor. Hani olay o kadar hızlı bir ani gelişti ki. Ben hani bu duygularımı sizinle paylaşmak istedim sadece. Hani olayı bu kadar yapıp da öbür tarafta da biz bu kadar üzerimize gelmeyin. Ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası. Evet, teşekkür ederim Karim. Başka var mı arkadaşlar? Bir hanımefendi bitirin. Buyurun Seda. Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer meclis üyeleri, sayın daire amirleri ve değerli mensup, basın mensubu çalışanları. Sözlerinin başında hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 85. yıl dönümünün önemine burada sizlere AK Parti grubunun adına hitap etmekten büyük bir onur duyuyorum. Burası kadınların tarihe altın harflerle yazdırdığı bir coğrafya. At üstünde cengaver alp kadınlarıyla başlayan bu ruh, Kurtuluş Destanı'nda da şekil değiştirdi. 3 Nisan 1930'da kabul edilen belediye kanununa göre kadınlar ilk defa siyasi haklarını belediye seçimlerinde oy kullanma ve belediye meclislerinde seçimlerinde kullandılar. Ardından 1933 yılında köy kanununda yapılan değişiklikler ile kadınlar artık muhtar heyetlerine seçme ve seçilme hakkını kazandılar. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkını veren yasa, 1934 yılında Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu gerçekleşti. Ve 1935 yılında 18 kadın milletvekili meclis kürsüsünde kadınların sesi oldu. Kadınların siyasetteki yükselişi, il belediye başkanı, genel başkan, bakan, meclis başkan vekili, bakan, vali, kaymakam ve başbakan olarak seçilmesiyle devam etti. Günümüzde de toplamda 102 kadın milletvekilinin 53'ünün AK Parti'den olması, Ankara'nın 25 ilçesinden biri olan Polatlı'mızda kadın ilçe başkanı en güzel örneğidir. Bugün de kadınlarımızın siyasetin her kademesinde var olmaları, sosyal, ekonomik, siyasal tüm alanlarda etkin rol almaları o toplumun ilerlemesinin vazgeçilmez bir gereğidir. Ülkemiz kadınları 1934'te elde ettiklerinin haklarını hiçbir kısıtlama, hiçbir mani olmadan kullanmaya AK Parti döneminde başlamışlardır. AK Parti 2002'den bu yana kadınlarımızın hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de karar alma, aktif rol alabilmeleri için reform niteliğinde adımlar atmış, Cumhurbaşkanımızın büyük teşvikleriyle kadın milletvekili sayısı önemli ölçüde gelişme göstermişti. Anayasanın 10. maddesinde ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi getirilmiş, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair 6.284 sayılı kanun çıkarmıştır. Medeni kanun, iş kanunu ve ceza kanununda kadınlar lehine düzenlemeler yapılmıştır. Yine aile ve sosyal politikalar bakanlığınca kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının güçlendirilmesi için 2018-2023 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Plan ve Eylem Planı hazırlanmaktadır. AK Parti Teşkilatımız kadın siyasetçilerin yetişmesinde adeta bir siyaset okulu vazifesi görmüş ve ülkemizde kadınların güçlü sesi olmaktadır. Aslında bizim kadınlarımız ne kadar güçlü olduklarını Kurtuluş Savaşı'nda cephe gerisinde olduğu kadar cephede de göstermiş oldukları mücadeleyi 15 Temmuz gecesi tankların karşısında da cesur duruşlarıyla tüm dünyaya göstermiş ve tarihte unutulmaz yerlerini almıştır.
Peygamberimizin insanlar son seslenişi olan Veda hutbesinde "Ey insanlar, kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Kadınlar size Allah'ın emanetleridir" diyerek dinimizde de kadın haklarının önemini belirtmiştir. Köklü bir medeniyete sahip olan bizlere kadın erkek hep birlikte geleceğimize, inşa edeceğimize inanıyor. Konuşmama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle son vermek istiyorum. Kadının yer almadığı siyaset, kadınları dışlayan bir yönetim anlayışı sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük bir eksikliktir. Kadınların omuz verdiği, sahip çıkmadığı bir demokrasinin başarıya ulaşması mümkün değildir. Kadın elinde en iyi bir edebiyat, incelikten, zarafetten, derinlikten mahrum kalmış demektir. Ayrıca son olarak grubum adına meclisimizde kadın vekilimize yapılan saygısızca davranışı kınıyor ve toplumumuzda tesettürlü kadınlarımıza yapılan şiddeti lanetliyoruz. Toplumda kılık kıyafet ayrımı yapmadan her türlü düşünceye saygı duyması gereken bir millet olmalıyız ve gündemi bu konularla meşgul etmemeliyiz. Sözlerine son verirken hepinize bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Tabii Türk kadınına seçme seçme hakkını veren Atatürk'e rahmetle, minnetle şükran ediyoruz.